Üşüyor, açlık çekiyor, işkence görüyorlar. Sokak hayvanlarından söz ediyoruz. Hükümet onlar için çözüm arayışında ve bir çalıştay düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katılıyor. Ankara'ya dönelim, Gülşen Coşkun karşımızda. Gülşen, çalıştayda hangi çözüm önerileri üzerinde duruluyor? Tarım Bakanı bu çalıştayda oldukça önemli mesajlar verdi. Öncelikle şunu hatırlatalım. Bir süredir gözlerimiz hayvan haklarını korunmasına yönelik olarak üzerinde çalışılan takta. Bakana şu soruldu direkt, çok da konuşulmuştu zaten. Bu taslağa göre hayvanlar, sokak hayvanları barınaklara mı gönderilecek yoksa kısırlaştırılıp tekrar doğal alanlarına mevcut durumda olduğu gibi bırakılacak mı? Bakan bu soruya şöyle yanıt verdi. Ana odağımız hayvanları bulundukları yere bırakmak ama insanların da korunmasını gözeterek dedi. Şimdi bunun dışında verdiği bir diğer önemli mesaj da şuydu. Hayvan hapishanesi yapmak istemiyoruz ifadelerini kullandı. Hayvanların doğal ortamlarının önemli olduğunu vurguladı ve bir diğer soruya cevap verdi. O soru da şuydu. Belediyeler üzerinde idari yaptırım olacak mı? Bakan bu soruya da şöyle yanıt verdi. Suçu işleyen her kimse cezasını öder dedi. Genel çerçeveyi böyle çizdi ve burada bu çalıştayda bulunan hayvan haklarına ilişkin olarak dernekler ve hayvanseverler de bu mesajları olumlu bulduklarını ifade ettiler öncelikle. Devam edelim. Bakan aynı zamanda diğer mesajlara ilişkinde konuştu. Diğer başlıklara ilişkinde konuştu daha doğrusu. Şöyle söyledi. Mevcut üzerinde çalışılan taslakla ilgili olarak hayvanlara yönelik şiddet ve kasten öldürme fiilleri suç kapsamına alınması yönünde düzenlemeler yapılıyor dedi. Bu da önemli bir mesajdı. Ve aynı zamanda bir taraftan da özellikle hayvanseverler tarafından da sıkça şikayet edilen bir diğer konu. Ev hayvanlarının satış yerlerinde yani kedi ve köpeğin bulundurulması. Buna ilişkin de yasaklamanın öngörüldüğünü ifade etti bakan ve sahipsiz hayvan popülasyonunun artmasını engellemek maksadıyla sahipli hayvanlarını sokağa terk edenlere de yaptırım getirilmesini hedefliyoruz dedi. Özetle mesajları bunlardı. Kamu denetçiliğinin hayvan haklarına çözüm çalıştayında konuştu. Önemli mesajlar verdi. Şimdi gözümüz kulağımız bu verilen mesajların o beklenen taslakta nasıl yer alacağı. Bakan bu çerçeveyi çizdi ama mecliste son şekli ne olacak o taslak? Şimdi onu merak ediyoruz. Thank you.